Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda, yeni bir farklı videoda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Bugün, şimdi arabadan inmedim de arabayı şimdi stop ettim. İneceğim aşağı. Bursa İnegöl Küçükbaş Hayvan Festivali'ne geldim. Burada bu sene ikinci kez yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor diyeyim, daha doğrusu yanlışlık söylemeyeyim. Geçen yıl burada bir defa Küçükbaş Hayvan Festivali yapıldı. Birincisi düzenlendi. Bu yılda 2022 yılında da ikincisi düzenleniyor. Geçen yıl gelmeyi nasip olmuştu. Gelmiştim. Bu yıl da yine nasip oldu. Geldim. Şimdi arabadan inmedim daha. Şimdi stop ettim. İneceğim. Arka tarafımda hemen 15-20 metre içeri gireceğim. Yarışmalar var diye biliyorum. Kırkım yarışması falan var diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam onları göstereceğim sizlere. Hayvanlar var. Her çeşit hayvanlar var. Biliyorsunuz biz köy hayatı videoları çekiyoruz. Köy hayatında yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık yaptığımız için burada da zaten hayvan için geldik. Hayvanlara bakmak için geldik. Onları görmek, sizler için de video çekmek için geldik. Umarım güzel bir video olur. Benim için çok güzel bir, keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Siz hayvan severler için de iyi olur. Bu videoyu beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan hemen inip arka tarafımızdaki Küçükbaş Hayvan Festivali'ne giriyoruz. Hadi bakalım, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Hadi başlıyoruz. Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali. Giriş burada, giriyoruz arkadaşlar. Önce bilet almamız lazım. Arkadaşlar, festival alanının girişine geldik. Şöyle giriyoruz. Hemen yan tarafta biraz sonra koyun, kuzu kırkım, koyun kırkım anı var ama daha şu an başlamış değil, biraz sonra başlayacak. Yani burada İnegöl kırkım şampiyonası belli olacak bugün. Koyun kıracaklar, yarışma yapacaklar. Yarışmanın hazırlıkları var. Şu an biraz sonra yarışma başladığında ben yine sizlere bunun çekimini yapacağım. Bekliyoruz. Kırkım yarışması başlayıncaya kadar ben sizlere şöyle hayvanlardan birazcık göstereyim. Farklılıklarda güzel koçlar, güzel koyunlar var. Hepsini değil ama bir kısmını göstereceğim. Sonra yarışma alanına geçeriz. Yarışma alanına, yarışmadan sonra tekrardan yine koyunların olduğu yere geliriz. Koyunları göstermeye devam ederiz. Maşallah arkadaşlar. Şurada girişte hemen bizi koçlar karşılıyor. İlle de Fransız diye geçiyor. İlle de Fransız. Çok güzel koçlar var maşallah. Baya baya büyükler yalnız ha. Bizim koça belki 4 gelir bunlar. Tabii özel beslenimle bakılıyor bunlar arkadaşlar. Özel bakım, özel beslenim, özel rasyon. Bu hayvanlar özel hayvanlar. Böyle ileriye doğru gidiyorum. Farklı hayvanları göstereceğim sizlere. Burada merinoslar var bakın. Yani her ırktan farklı yerlerde değişik hayvanlar var ama ben hepsini sizler için göstereceğim. Bakın bunlar da merinos. İlle de Fransa. Birot Beşir diye de koyun var ama bunlar buradakiler merinos. Şu, yani şuradakiler. Kuyruksuz merinos. Kuyruklarını kesmişler. Ama bu taraftakiler merinos değil. Buradakiler biraz farklı. Bunu bilmiyorum. Bunun ne ırk olduğunu. Büyük ihtimal şu en alttaki yazan. Beriyon Beşer mi? Öyle bir şey. Yani siz okudunuz onu. Bu koyun buymuş. Bayağı ayaklı, kısa boylu, güzel bir koyun. Hemen yan tarafa doğru da geçeceğim. Daha şu an yarışma başlamadı. Ben sizlere yarışmanın olduğu yere de götüreceğim yine aynı zamanda. Yarışmayı kaçırmayacağız. Maşallah arkadaşlar, buradaki koçlar da gayet güzel. Adamların yonca işine baksanıza bir kere. Kütür kütür yonca yiyorlar. Şurada var bir tane Efe var. Efe. Ay maşallah. Efe'ye bak. Oğlum. Ne yaptın bakalım? Sen yemiyorsun ya. Sıvanmadın mı arayı? Arkadaşlar şu hayvanın arka yapısını bir kere baksanıza. Maşallah 41 kere. Daha önce böyle koç görenler var mı bilmiyorum ama ben böyle koç görmedim. Ekranda da ne kadar büyüklüğü çıkıyor onu bilmiyorum ama gerçekten büyük. Çok fazla dokunmayalım, hayvanlar korkmasın. Arkadaşlar burada da Doğu Frizleri görüyorsunuz. Maşallah iki tane de yavrusu var. Doğu Friz yavrusu. Bunlar da anneleri. Doğu Friz anneleri. Hepsi de yonca yiyor. Genel olarak gösteriyorum ben size. Çok fazla hani her koyunun ırkına, cinsine
özelliklerine girecek olursak bir hafta boyunca çekim yapmak lazım burada. Ben sadece size hangi koyunun ne ırkını olduğunu söylüyorum. Hani bu koyun Doğu Friz. Bakın Doğu Friz böyle oluyormuş. Ben Doğu Friz daha önce yakından görmedim. Tabi sürekli sosyal medyada görüyoruz. İnce kuyruk, ak suratlı. Yan yana geçeceğiz. Bütün ırkları sizlere fuar alanında göstereceğim. Arkadaşlar burada da Karaca ve Merinoslarını görüyoruz. Karaca ve Merinos'u benim almak istediğim ırklardan bir tanesi aslında. Bunları birazcık daha detaylı inceliyorum. Detaylı bakıyorum ben. Tamamen et ırkı. Bizim süt işi olmadığı için birazcık daha et hayvanı bakmak istediğimden et ırkı kuzu alabiliriz belki de. Belli olmaz. Gayet güzel. Hem ayaklı, boyu da iyi. Yine bunlar da özel bakımdan hayvanlardan. Burası da aynı şekilde Merinos. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Romanov koyunu. Bu koyunlardan ben daha önce iki tane beslemiştim. Nasip olmadı. Üretemedim, sattım. Yani geçmişimizde bir Romanovluk var. Sadece iki taneydi. Bir erkek bir dişi. Şu siyahla arkasındaki bir yavrusu büyük ihtimal. Yavrusunu göstereyim sizlere. Bakın şurada arada gözüküyor. Annesinin önünde kaldı ama. Şu da Romanov. Bir de arkadaki var. İkisi de Romanov. Şu beyazlı olan, karşıdaki siyah kafalı, o da Dorper. Maşallah güzel kuzular. Bunun ırkını bilmiyorum ama bunun da gerçekten maşallahı var. Arkadaşlar, kırkım yarışmasının olduğu yere geldik. Yarışma alanının hemen önündeyiz. Çekim için hazırda bekliyoruz. Biraz sonra çekim başladığında, kesim kırkım yarışması başladığında hemen onun çekimini sizler için yapacağım. Bakın şöyle göstereyim. Hemen standın önündeyiz. Arkadaşlar şimdi kırkım yarışmasının olduğu yere geldik. Beklemedeyiz. Nuri Sadıcım'ı yine burada da buldum. Kendisi bugün burada hakem. Hakemlik yapacak. Doğru mu Sadıcım? Doğru kardeşim. Kırkım yarışması var birazdan. Orada hakemiz, 6 tane hakemimiz var. Kırkım yapılan hayvanların başında bekleyeceğiz. Elimizde bir tane defter var. Burada defter, kalem. Kesiklere bir kesik, yapaylara yani tüy bıraktılarsa ona da bir çizik yapacağız. Evet değerli misafirler. Arkadaşlar kırkım yarışması başlıyor. 1-2 gerçekleştiriyoruz. Başlıyor. İnegöl kırkım şampiyonasına hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Bütün yarışmacılara başarılar. Evet. Şimdi kırklar elinden Ramazan Ayaz. 24 numarayla yarışıyor. Ve Konya'dan Seyit Ali Toraman. Evet. Kendisi 29 numarayla yarışıyor. Ve yine Bursa'dan Rıdvan İşlek. 26 numarayla yarışıyor. Ve Eskişehir'den Emre Gündoğmuş. 16 numarayla yarışıyor. Şu anda Rıdvan Ramazan Ayas hazır mı? Hazır. Seyit Ali Toraman hazır mı? Rıdvan İşlek hazır mı? Emre Gündoğmuş hazır mı? Ve hakemlerimiz hazır mı? Hazır. Evet. Hazır. Evet. Ben hemen kaçayım. Burada seni rahatsız etmeden kaçıyorum. Evet arkadaşlar. Yarışmalarımız tüm hızıyla devam eder. Arkadaşlar yarışmalar son süre devam ediyor. Şimdi aynı zamanda Yasin biliyorsun bu yarışma bir ilk ama biz aslında burada kendimizi sadece ülkemize değil dünyaya ispatlayacağız arkadaşlar. Biz de var istiyoruz. Biz de dünyada varız. Bizim kırmızılarımız da iyi. Biz de daha iyi olabiliriz. Evet. Ben özellikle hayatı boyunca bağlı kırkım yaptım.
yapmış arkadaşlarımızın burada çaba göstererek bağlamadan kırkım yapmaya çalışmalarının cesaretini gösterdikleri için onları gerçekten tebrik ediyorum. Çok önemli bir olay bu. Çok. Gerçekten. Şimdi ister istemez bağlı kırkım yapanlar zamandan bayağı bir kaybı var. Yani bağlamak için orada bir 5-10 saniye uğraşıyorlar. Sonra bir de onun çocuğuna paslı var. Dolayısıyla bağlamadan kırkım yapmanın ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir şey de var tabii. Şu anda ben hayatımda bağlayıp da çok üzgün kırkan arkadaşlar burada var. Beni gerçekten şaşırt. Evet, evet. Evet, gerçekten müthiş bir çekişmeli, vurmalı bir çalışma. Bu kırkıncıları gerçekten tebrik etmemiz lazım. Ellerine, yüreklerine sağlık. Kalktılar, geldiler. Çok uzun yollardan geldiler. Ta Gaziantep'ten gelen var. Ankara'dan, Denizli'den, Kırklareli'nden. Ve şunu söyleyeyim. Birçoğu bu sabah geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu sabah buraya geldiler. Aslında yorgunlar ama ona rağmen gerçekten yani tabii bu benim şahsi düşüncem aslında şu birçok spordan, futboldan bile daha değerli bana. Bilmiyorum biz fazla seviyoruz herhalde. Abi topçu olsak top da yani olur. Bir koyuncu olduğumuzda koyuncu olur. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten müthiş bir çekişme var. Müthiş bir çalışma var. Bakın değerli izleyiciler, resmen hayvanları yani koyunları elma gibi soyuyorlar. Bakın elma gibi soyuluyor koyunlar. Evet, alkış. 16 numara bitirdi. Diğer arkadaşlarımız da hızla devam ediyor. 29 numaraya bir alkış alalım lütfen. Motive edelim. 29 numarayı motive edelim. Evet, çünkü o bağlı yapıyor. Onun işi biraz daha zor. Evet. Nasıl, seyircimiz zevk alıyor mu? Evet, bir alkış lütfen. Kendinize, bize bir... Evet. Bravo. Ama alkış çok sönük oldu ya. Hadi hep beraber bir daha. Evet. Bravo. Bravo. Teşekkürler. Şimdi burada önemli bir nokta var. Üçer tane koyunlu köklü yarışmacılarımız ne kadar zor olduğunu terlemelerinden, yüzlerinden görebiliyorsunuz. Salam. Buradan bir koyun. Evet, 22 numaralı yarışmacımız birinci koyununu tamamladı. Aynı şekilde en başta duran 40 numarasını okuyamıyorumsa hemen gidelim okuyalım. 25 numaralı yarışmacımız da ikinci koyununun ayak bağını bitirmek üzere. Aynı şekilde 30 numaralı yarışmacımız da İkinci koyununu kırkıyor. Evet, birinci koyunların hepsi tamamlanmış oldu. Gerçekten burada yarışmak için yüreği ister. Bu yarışmacılarımız, bu kırkıncılarımız bu yüreği burada gösterdiler. Gerçekten kendilerini tebrik ediyoruz. 7. numaralı yarışmacımız da ikinci koyununu bitirdi. Evet. Bravo, bravo. Ara sıra bir alkışlayalım arkadaşlar.
Gerçekten. Yani bu maçını Türkiye'yi seyrediyoruz biz. Değil mi? Evet, 22 numaralı yarışmacımız 3 dakika 15 saniye ile 3 koyunu tamamladı. Hayır, 3 dakika 51 saniye. Ben kaç dedim? 15 dedim. Ya inanın burada bazı zaman heyecandan biz de yanlış şeyler söyleyebiliriz. Hazır. Herkes hazır. 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 Başla. Hadi Ali. Arkadaşlar, 40'ım yarışması son hızıyla devam ediyor şu an. Ben fazla konuşmuyorum çünkü sesim anlaşılmaz diye. Evet, ikinci serimiz başladı. Arkadaşlarımız 40'ıma başladılar. Burada tabii ki teknikler çok önemli. Teknikler çok çok önemli. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet, hazırız başkanım. Dikkat! Başla! Evet, hızla başladı. Evet arkadaşlar, şu anda ben hemen kaçıyorum. Arkadaşları bırakıyorum. Ciddi bir şekilde yarışlar başladı. Evet. Arkadaşlar, bu da yeni tur. Yeni tur başladı. Arkadaşlar, yok böyle bir hız, yok böyle bir koyun kırpma. Gerçekten çok hızlı bir şekilde, çok acayip derecede koyun kırpıyorlar arkadaşlar. İlk defa böyle bir saniyeleri topluyorlar. 16 adet kırkımcıdan hangi 8'i yarı finale kaldı onu göreceğiz. Ve hemen ardından o 8 yarışmacımızla beraber 3'er tane daha koyun kırkacağız. Onun neticesinde kalan 4 kişiyle final yapacağız burada. 5'er tane kırkacaklar ve 1. 2. 3. belli olacak. Ve belediye başkanımız da geliyor. Ödüllerini evet. De belediye başkanımızın elinden alacak arkadaşlar. Evet, inşallah. Bir koyun 1 dakika 25 saniye ile 1 dakika 50 saniye arasında değişiyor arkadaşlar. 1,5 dakikada falan aşağı yukarı koyunlar bitmeye başladı. Yani bir koyunun 40'ın süresi. Bakın yukarıda saniye de yazıyor. Mesela bu koyun kaç dakikada bitecek sizlere onu söyleyeceğim. Şu an tam 1 dakika oldu ve koyundan çok bir şey kalmadı, bitmek üzere. Bir tarafı bitti, diğer tarafına başladı. Her koyunun başında hakemi de var. Koyun bitti. Şu an içeri giriyor mesela. İçeri girişi 1 dakika 20 saniye. Yani bir koyunun yere yatırılıp kırkılıp içeriye geçirilmesi 1 dakika 20 saniye. Hemen ikinci koyunu aldı akabinde. İkinci koyunu başladı. 3 koyun kırkıyorlar her tur başına. Mesela hemen önümüzdeki abimiz ikinci koyuna başladı. 1 dakika 40 saniye şu an. Yukarıda saniye gözüküyorsa görünüyordur. İkinci koyun bitti arkadaşlar. Bakın, yarışmacı hemen makinesine yağ sürdü. Üçüncü koyunu tuttu. Üçüncü koyunu yatırıyor şu an. Dakika, 3 dakika, 3,5 dakika oldu. 3,5 dakikada üçüncü koyunu bağladı. Ve yetiştiremedim ama süre doldu arkadaşlar. Tam kayıda başlattığım sırada koyun içeri gönderildi. Ama saniyeyi şuradan sizlere göstereyim. 4 dakika 47 saniye. 3 tane koyunun...
3 tane koyunun kırkılması, kırkıldıktan sonra gönderilmesi içeriye oradaki delikten 4 dakika 47 saniye. Abi ismin neydi? Kadir Sarı. Kadir Sarı. Kadir Sarı arabamız 3 tane koyunu 4 dakika 47 saniyede kırkıp içeri gönderdi arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi final, artık finale geldik. Şu an çıkacak olan, yani sahneye, kırkım sahnesine çıkacak olan 4 kişi finalist. Bakalım bu 4 kişiden finalde 1., 2., 3. kim olacak? 3 tanesinden birisi sıralamaya girecek, bir tanesi kaybetmiş olacak. Bakalım. Yarışmadan sonra duruma bakacağız bütün şimdi. Bütün yarışmacı arkadaşlarımızı sahneye alacağız. Evet, dikkat! Başla. Evet, çok dikkatli hareket ediyoruz. Sakin, sakin. 5 tane koyun kırkacaklar. Evet, şu anda kırkım başladı. Şu an final. Evet, tezahürat yapabilirsiniz tabii ki. Tezahürat serbest. Şu anda arkadaşlarımız yarışmaya başladılar. Final yarışması. Arkadaşlar şu anda final başlamış durumda. Finali izliyorsunuz. Siyah koyunu biraz önce de çektim final başladığı an. Finalde her yarışmacı 5'er tane koyun kırtacak. 4 tane yarışmacı var sahnede. Artık en erken 5 tane koyunu kim kırkarsa yarışmanın birincisi o ilan edilecek. Şu an önümüzdeki abi ikinci koyunu aldı. İkinci koyunu kırpıyor. Arkadaşlar şu an hala finaldeyiz. Önümüzdeki abi dördüncü koyunu başladı. 5 koyun kırpacak demiştik. Evet. Dördüncüyü başladı. Hayvanların üzerinde yapan kavga takdiri. Onu da başladı dedim ama bitirdi. Adamların başlamasıyla bitirmesi bir oluyor. Çerpi kırpıyorlar. Evet. Şu an 5. koyunu çıkartıyor. Koyunlarını getiren o güzelim. 5. koyun yere yatmış bulunmakta. Güzel yetiştiricilerine kocaman bir alkış istiyoruz. Ortalık çok heyecanlı. Jurjuna gibi adeta. Evet, herkes çok heyecanlı. Koyunları bize sağlayan başta yine gözlemek başkanı. Çünkü finaldeyiz. Kutlu'ya da özellikle teşekkür ediyoruz. Yarışma bittiğinde final açıklaması, bütün yarışmacı arkadaşlarımız, bütün bu görevde çalışanlar ve arka tarafta koyun sahipleri de hep beraber sahnede olacağız. Artı girecek puanlar var, onlar da yazılacak ama arkadaşımız bitirdi, alkışlıyoruz. Ama devam ediyor. Şu anda çok ciddi bir yarışma. Arkadaşlar gördünüz, Ali abi en erken bitiren oldu. Büyük ihtimal böyle ortaya çıkacak. Şu an hala da eksi puan. İş devam ediyor. Bakalım bugünün birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kim olacak? Eksi puan almadıysa evet, Ali abi büyük ihtimal birinci olacak. 6 dakika 28 saniyeyle tamamladı. Hemen ardından 6 dakika 33 saniyeyle diğer yarışmacımız yarışmayı tamamlamış bulunuyor. Oynuyor abimiz. Birinci olacak büyük ihtimal. Tam emin değiliz ama bakalım. Uluslararası seviyeye yakışır bir yarışma oldu. Yine görürüz. Şimdi yarışmanın aracılarımızı aşağıya. Birinci Ali Delibaş. Evet. Büyük alkış. Büyük alkış. Evet. Ali gel buraya. Buraya gel, yaklaş. Siz değerli misafirlerimiz, bizi geldiniz, seyrettiniz. Biz güçlüyoruz. Arkadaşlar 2022'nin kırkım şampiyonası yanımızda Ali abi kendisi. Yani Türkiye'de başka nerelerde kırkım yarışması var bilmiyoruz ama Bursa İnegöl'ün kırkım yarışmasında birinci gelen Ali abimiz. Abi Ali abi tebrik ederim. Nasıl oldu abi? Yarışma nasıl oldu? Geldin, ne düşündün? Nasıl çalıştın? Ne azmettin? Bir strateji uyguladın mı? Nasıl birincinin şeyi?
Yarışma güzeldi. Güzel her şey. Güzeldi. Koyunlar güzeldi. Çok çalıştım. Azimle canla başla temiz ve düzgün bir şekilde kırkım yapmak için. Evet. Konsantre olup düzgün bir şekilde iş yaptıktan sonra güzel bir koyun geldi mi? Dakikada bir koyun kırdınız abi. Dakikada bir koyun kırdım. Bayağı sonuncuda yine en önden sen bitirdin. Evet. Ödülü de aldın. Ödül neydi? Ödül. Ödülü de şöyle gösterelim. 10 bin lira para ödülü. Kırkım makinesi. Artı bir tane de plastiğin içinde bulunan kırkım makinesi. Heh. Bir de ödülümüz şu şekilde gösterelim. Tekrardan tebrik ederiz abi. Arkadaşlar birinci belli oldu. Hayvanları gezmeye devam edelim. Fuar alanı çünkü biraz sonra dağılmaya başlayabilir. Bakın burada Suforkal var. Şu karşıdaki de Suforkal'ın bu seneki birincisi. Arkasına bize dönmüş kafası diğer tarafta. Suforkal hayvanı da bu şekilde oluyor maşallah. Boyları kısa ama yanlamasına aşırı derecede kilo alıyorlar. En yapıyorlar yani. Boy değil ene giden bir hayvan yapısı. Şöyle göstereyim bakın. Yere yakın ama kilo olarak çok aşırı derecede etkili hayvanlar. Şöyle baksanıza bir. Hemen yanında da var. Illofranslar var burada da. Bunlar da yine maşallah çok kaliteli hayvanlar. Arkadaşlar festival alanında çok fazla keçi görmek mümkün değil. Ama burada keçiler var. Bunlar zaneli benzemiyor. Farklı bir ırka benziyor ama kafa yapılarında kahverengilik var. Irk konusunda herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yanlış bilgilendirme yapabilirim. Sadece şöyle keçilerin güzelliğini sizlere göstereyim. Arkadaşlar bakın yine burada da Illofranslar var. Sizlere bu ırkı göstereyim. Bu da yine aynı şekilde Karacabey Merinosu'nun yan tarafındaydı. Şimdi benim iki tane bir sevdiğim ırk var. Bir Illofrans, bir de Karacabey Merinosu. Ya Merinosların hepsi güzel de Karacabey Merinosu bir ahtım var. Onların yanında o ırka benzeyen, Merinos'a benzeyen ırk bu da Illofrans. Ama gerçekten abi çok şey bir hayvan. Hem etçil hem ayaklı boylu bir hayvan. Mesela bakın şurada diğer bir tane daha koç var. Acayip bir şey. Hemen yanında da yine bunların yavruları var. Bu baba koçlardan çıkan yavrular bu yan taraftakilerde. Bunlar da yine 11 aylıkmış. Yaşında değil. Ama bunlar bile maşallah gerçekten hem ayaklı hem güzel kuzular. Burası da Doğu Friz arkadaşlar. Bu da Doğu Friz ırkı koyunlar. Doğu Friz'i daha önce duyup da görmeyenler varsa Doğu Friz'i de sizlere göstereyim. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı festival alanı. Yan taraftaki hayvanları falan aldılar. Bir iler taraftaki hayvanların yanına doğru geçeceğiz. Doğu Friz bu şekilde. Özelliklerine yine çok fazla girmeyeceğim. Bilmediğim hayvanın Doğu Friz olarak biliyoruz. İnceliklerini, detaylarını bilmiyorum. O yüzden bakın yine burada da Tahirova'lar var. Doğu Friz'de Tahirova'nın karışımı olduğunu biliyorum yalnız. Yani Tahirova'da yüzde bilmem kaç Doğu Friz'den oluyor. Maşallah bunlar da gayet güzel. Burada yine aynı şekilde sakız kırmaları var. Bunlar da sakız kırması koyun. Hemen bir yan tarafa geçelim. Yan tarafta da burada bir tane Merinos erkek koç var. Yanındaki kuzular da Tahirova'ya benziyor. Büyük ihtimal Tahirova. Bakın burada kimler var arkadaşlar. Sizlere kimi göstereyim. Baksanıza şu minnaklara. Aman 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 aman. Şşt buddy. Ne yaptınız? Akbaş arkadaşlar. Akbaş bunlar. Ne yaptın bakalım? Oho. Sevimli akbaş bunlar. Dört kardeş misiniz siz? Birisi de ileri gitmiş. Ha, maşallah arkadaşlar. Akbaş. Gerçekten çok güzeller. Şşt, ne yaptın? Aha. Arkadaşlar artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Çünkü artık festival alanı toplanmaya başladı. Küçük köpekleri de gösterdim sizlere. Burada da onları getirmişler yine gösterilsin diye herhalde. Koyun kırkım yarışması vardı. Yarışma gerçekten güzel oldu. Daha önce bu yaşıma kadar koyun kırkma ya da kuzu koç fark etmez hayvan kırkımı yarışmasının da bulunmamıştım. Bugün Bursa İnegöl'de bulunduk. Gerçekten güzel bir yarışmaydı.
Biz çok beğendik. Umarım izleyen sizler de beğenirsiniz. Videonun içinde kırkım aşamasında çeyrek final, yarı final, final olarak çok fazla konuşamadım. Çünkü orada sunucu konuştuğu için sunucunun sesinden dolayı benim sesim duyulmuyor. Video esnasında çok fazla konuşmamaya özen gösterdim. Zaten o konuşuyor. Hani neler olduğunu, bittiğini o anlatıyor orada. Ben sadece ara ara yarı finalde falan sizlere dedim hani yarı finaldeyiz diye. Bu şekilde birinciydi zaten sizlerle. Sizleri çektim, gösterdim. O da birinci oldu. Tekrardan abiye tebrik ederiz. Güzel bir fuarda. İnşallah bir dahaki sene yine buraya gelip burada fuar alanında, festival alanında yine çekim yapmak nasip olur bizlere diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Köy hayatı videoları çekiyoruz. Kendi hayatımızda, kendi yaşantımızda yaşadıklarımızı çekiyoruz. Bugün de festival alanındaydık. Kanalımıza da abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şöyle arkamda yine başka bir Doğu Friz'in önünde videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.